Merhaba arkadaşlar, tekrardan İYİME Satranç kanalına hoş geldiniz. Geçtiğimiz hafta çektiğim o Anlatarak Oynuyoruz videosunda her seviyeye karşı oynadığım için çok beğenilmişti. Ben de bugün yenisini çekmeye karar verdim. İlk rakibimiz 1359 Mitra diye bir oyuncu. Kendisi soru işareti olduğu için berserk atmayacağım. E4 oynadı. E5 ile başlayalım. Şimdi Fece4 geldi. Buna F6 oynayacağız. Yine taşlarımızı gelişiyoruz eğer konumla ilgili bir şey bilmiyorsak. E4 piyona bir baskı yaptık ufaktan. Rakipten Vezir F3 geldi. Rakip büyük ihtimal internette gördüğü ilk videolardan bir tanesi Sanat Çoban Batı'nın benzerini denemeye çalışıyor ama aslında şu an tahtada bir isteği yok çünkü atım F6'da olduğu için F7'den bir mat isteyemiyor. Hemen bat C6 gelişelim. Hızlı bir şekilde. Ve bunun devamında rakipten Vezir E2 geldi. Evet, böyle durumlarda ne yapıyoruz? Tempoyu arttırmaya devam ediyoruz. Bir daha at D4 gelip ver Veziri diyorum. Bir kez daha taşlarımı geliştirerek oyuna giriyorum. Keşke berserk atsaymışım, atsaymışım bu arada, yani bu kadar öleceğini beklemezdim. Burada direkt bir merkeze bir baskı yapıp D5 süreceğim. E5 yerse fil F5 çıkınca vezire baskı yapıp arkadan C2'deki piyon alıp şah çekerek hem şahı hem de kaleye baskı yapıp bir tane kalesini almayı düşünüyorum. Video serisini çok sevmiştiniz. Geçenki videoya 2000 like geldi. Ben de bayağı mutlu oldum. Yani bu defa da yine 1000 like üstüne ben yine çekerim bu videoyu sizler için. Şimdi C3'ten sonra ata baskı yaptı ama D4'ü kırıyorum ve vezire baskı yapıyorum hızlı bir şekilde. Yerse at C2 şah. Sonrasında at A1 basitçe kazanacağız. Şöyle şöyle. Şu an tahtada da kale öndeyiz. Konum direkt arka aslında şu an bu pozisyonda. Ama bakalım bitirmeyi nasıl yapacağız hızlı şekilde. At F3 geldi. Hemen bir file A6 çıkalım. Şu vezire baskı yapalım. Tempo ile veziri isteyelim. Şimdi bir şah çekerse B5'ten. Kafamda C6 sürmek var. Sonrasında hızlı bir şekilde fil D6. Hemen de rok atacağım. Ve sonra belki vezir D3'te elde rakibi baskı yapmaya devam edebilirim. Vezir B4 de büyük bir hata. Hemen kırıyorum şu veziri. Sonrasında vezir D3 oynayacağım. Atı isteyeceğim. Sonrasında belki bir atı 4 gelip atı 2 alabilirim. Bu pozisyon direkt kayıp aslında rakip için. Ama bakalım nasıl bir reaksiyon verecek burada. O da önemli. Büyük bir rakibimiz satranç yeni başlayan bir oyuncu. Karşısına ilk başta bizim gelmemiz biraz şanssızlık olur rakip açısından ama sıkıntı yok. Vezir B1. Bu atı da yiyelim. Çok fazla taşlarını toplamayayım, direkt hızlıca ineyim ki hemen küsmesin satranca. Başlar başlamaz yine. Ver teklif etti. Tabii ki reddediyoruz. Fark etmeye çalışıyordu, emin değilim. Hesap yeni galiba. Evet, 18 maç burada, 70 maç burada var. Evet, hesabı biraz yeni açmış. Şu an terk etmek için arıyordur. Ciddi söylüyorum bu arada bunu yani. Yani çok şey yok, değilse. Bir bilgisi yoksa site hakkında. Şu an terk etmek için arıyor olabilir. D3 sürdü. Hemen C2'den bir şah çekiyorum. At vezirimi koruyor. Korkmayalım, veziri falan vermiyoruz. Şeye bir giderse vezir C1 arkadan H1'i yiyeceğim ve konum bayağı üstün kalacak gibi duruyor. Şah çektik. Şah 2, H1 alalım ve terk geldi. Çok güzel. İlk maçımızı kazandık. Şimdi diğer maçta da biraz daha berserk atabilirim. Berserk'teki mantık da şu. Süren yarıya iniyor ve her maçı yenilen rakibe kıyasla bir puan daha fazla puan alıyorsun. Bu da bizim için bir avantaj ama atmayabilirim. Emin değilim şu an. Elimden geldiği kadar oynadığım maçları size fikirlerini anlatıp daha fazla gelişmenizi sağlayacağım. Bu çok fazla bir yorum gördüm bu genel durumlarla ilgili, bu videolarla ilgili. Çoğu kişi işte satrancım şöyle gelişti, böyle gelişti, işte 3 haftada 1700'den 1800'e çıktım tarzı çok şeyler duydum. Umarım bu şekilde sizlere faydam oluyordur. Ben de size eğer bu kadar fayda sağlayan bir videoysa daha fazla çekmeye çalışacağım. Şimdi 4 fil geldi. Vezir D2 oynayalım bu pozisyonda. Fikrimiz flash 6 gelmek hızlı bir şekilde. Hemen geldik filimizi aşağı altıya. Fikrimiz şimdi de at gördükten sonra fil G7'yi vuracağız. Şah G7 alınca F3 sürüp atı kovacağız. Sonrasında bir H4 H5'lerle rakibin üzerine baskı yapmaya başlayacağız. Çünkü diyeceksiniz ki niye burada direkt atağa başlıyorsun? Daha maçın başı ve rakip daha taşlarını tam çıkamamışken, benim de taşlarım gayet iyi kararlıyken atak yapmak mantıksız olmadığını düşünüyorum. Uzun ok atacağım. Ya da şöyle söyleyeyim, rakibin buradaki yaptığım şey hata olduğunu düşünüyorsa da tam olarak değerlendiremeyeceğini düşünüyorum. O yüzden de buna girmeyi tercih ettim bu pozisyonu. Bakalım şimdi. Bekten C6 geldi. G4, H4, H5, kale H8 var burada. Peki o zaman ben atı şu çıkayım bir tane. Atımı G5'e yerleştirmeye çalışayım. Çünkü at G5'ten sonraki artık piyon H5'te olduğu için bu atı oradan kaldıramıyor. Çok güzel, bunu kırdı. Bunu hemen kaleyle yiyeceğim. Ben seviyorum bu yapıları. Şimdi fikrim burada file 2 gelip devamında G4 sürerek buradan bir baskı yapmak. Hemen bir file 2 oynuyorum bu pozisyonu. Sonrasındaki amacımız G4, kale G1, belki bir GH5, sonra F4 sürerek bu alta da destekte bulunmak. Bu şekilde konumumuzu geliştirmeye çalışıyoruz elimizden geldiği kadar. Bakalım rakip burada ne tercih edecek hamle olarak. Bu da bizim için önemli. B5 sürdü. Şimdi fikri şu.
B4 yaparsam yiyecek. Yedikten sonra B4 sürüp atıma baskı yapacak. Atı kaldırınca da atı örtükleyerek boştaki piyonumu alacak. Peki tamam, biz buna pek istemeyelim. Hemen tahtada A3 oynayalım, engelleyelim. Burada A5 gelmeye çalışacaktır. Evet, çok güzel. Bu A5'ten sonra sanırım B4'ü her zaman atlı bir çekebiliyorum, her şeyi savunma odaklı olarak. O zaman şöyle yapalım. Fikir değiştirelim. G4 sürünce yediğinde yiyelim. B4'de G5 sürelim. BC3 yerse GF6, at F6. Yok, bu sarmadı. Nasıl devam etsek, nasıl devam etsek onu düşünüyoruz. E5 sürsem D5, D5 at E5 kırıyor. Bundan pek mutlu değiliz. O zaman baştan bir atlı bir çekelim ki adamın reaksiyonunu tam görelim. Ya ben çünkü sevmiyorum böyle muallakta kalmayı. Birazcık değişti. Yani rakibin fikrini elbette baştan görmek lazım. Şimdi sanırım burada artık taşlarımı rahat geliştirebilirim. Bunun için en mantıklı yöntem fil D3 geçmek ama vezir B6 oynuyor. Evet, güzel gelecek devamında. Şu kareyi alıp buraya böyle fil atmak istiyorum ama o da 4'ü aldığı için türlü yapamıyorum bunu. O zaman şöyle G4 süreceğim yani buna. Alıcı da piyonunu almayacağım. Çekeceğim kaleyi, geri açmayı süreceğim sonra. Madem rakip bu kadar gaza geldi, biz de biraz atak oynayalım. Atı A3 aldım. Bunun fikri hep kale B8, vezir B6'lardan sonra at C4 koyabilmek ilerleyen durumlarda B2'yi kontrol etmek için. Çünkü şu an zayıf piyonum B2'de ve rakip buraya baskı yapmaya çalışacak. Çünkü burayı tek şah koruyor. Bunlara dikkat etmeniz lazım maçlar esnasında. İzleyenler için söylüyorum. Rakipten kale B8 geldi. Alayım bir tane GH5 hızlıca. Yerse atla bir tane F4 süreyim. Şu ata baskı yapayım. Çok güzel bir F4 sürdüm. Ver dedim atı. Bakalım ne yapacak burada F4'ten sonra. Atı çekerse geri. Belki bir flip 3 oynarım. Sonrasında H5 sürerek buradaki baskımı arttırırım. Rakipten kale H8 geldi. Bir de F5 süreyim bu pozisyonda hızlıca. Fikrim kale gibi bir vezir G5 gelmek olsun devamında. At F6 geldi. D4'teki piyonum istiyor. Peki vermeyelim onu. Flip 3 yaparak koruyalım. Fil D3 niye gelmedi diye sorarsanız. Arada inanılmaz fark olduğunu düşünmüyorum ama Opel'in bu hata hep bir bakış açısı altında olması hoşuma gitti. Vezir B6'lara at C4 oynayabiliyorum istediğim gibi. Bu B2'yi koruyabilirim. Ama burada belki B3 de yapabilirim ama A4 var, onu sevmedik. At C4 gelsek, vezir B5 gelince vezir C3 oynasak mantıklı gibi sanki ama. At istiyor B2'den. Peki tamam, bir C3 süreceğim orada. Böyle koruyayım. Her şey korunaklı olsun. Çünkü benim atam sanki biraz daha hızlı rakibe kıyasla. Benim fikrim biraz daha basit yani. Kale gibi geleceğim. At C4 koyunca vezir G5 koyacağım ardından. Hızlı bir atak yapacağım. D5 geldi. D5 sürüyorum hızlıca. Bu ata da baskı yapıyorum. Rakipten atı 4 geldi. Bunu bir yiyeyim artık. Evet, bu bir ortadan kalksın. Rakip D4 kırınca da sanki bir kale gibi, mantıklı gibi. Atağımızı arttırmak adına. Telefonumuzu bir sessize alalım. Sıkıntı olmasın. Sessize almak yerine fırlatmayı tercih ettim. Kusura bakmayın. Evet. Rakipten C5 geldi. Buna E6 güzel gözüküyor. C4'ten sonra bir EF7 çok tatlı bir ortalık dağıtması. Hadi bakalım. Rakibim de baskı yapıyor. Ben de baskı yapıyorum. Bakalım ilk kim denemat edecek. Bu önemli bizim için. Göreceğiz birazdan. Rakipten CD hamlesi geldi. Bir tane EF7 kırayım hızlıca. Kale G6 kırmak istiyorum şimdi. Şah çekip hem şah hem vezire saldırı yapmak istiyorum ve karşılığında vezir kazanmak istiyorum. Bakalım ne yapacak bu pozisyonda. EF7'den sonra. DC yerse vezir C3 şah bir tane. Şah B7 FG6. Tamam, kale H6 geldi rakip. Burada vezir değişmek için bir vezir H6 kırabilirim belki ama o kadar da değişmeyi sevmiyorum canım. Bu kadar, bunu kıracak kadar. Bu bir tık şey, garip oldu bizim için. Peki kale H6'ya nasıl bir yöntem bulabiliriz pozisyonu rakibimizi rahatsız etmek adına? Vezir 4 kıracağım ben. Böyle vezir değişecek. Bu daha çok hoşuma gitti. Şu an bir piyon üstünüz ama şah F'den sonra piyonlar eşit dinliyor. Rakibim gayet iyi oynadı bu arada. Yani ben böyle mat ederim diye düşünüyordum hızlı bir şekilde ama rakibim gerçekten tahtada yaptığım tüm isteklerin hepsini ortadan kaldırarak güzel bir üstünlük sağladı. Hemen bir kale G5 geleyim. Hemen bir kale G5 geleyim. Yerse GF5, kale F5 kıracağım. Belki bir kaleyi 3 aktararak baskı yapabilirim. Tamam, buna kale C3 kesin geleceğim. Bu %100. Buradaki mantık biraz daha şu C piyonunun. Bakın burada B piyonunu süremiyorum. Çünkü A piyonu var ya yanında. Ama vurduktan sonra B ile alırsam bu piyon artık önü boş C piyonunun. Bunlara biz geçer diyoruz. Bu geçirdi rakibin üzerine süre süre biraz bir rahatsızlık verebilirim diye.
Bu şekilde ben tercih etmeye karar verdim. Umarım başarıya ulaşırız. Yerse GF vuracağız kareyle. Okey. At F6 geldi. H4 istiyor. Buna sanki bir kare F4 yapmak mantıklı gibi duruyor. Sonrasında nasıl devam edeceğiz? Önemli. Burası bir tık daha önemli, evet. Yani şu an konumdan pek memnun değilim. Yani konum bana üstün olduğunun farkındayım ama daha hızlı yenmek isterdim. Ama bakalım. C4 sürelim bir tane. Hiç bozmayalım, tadımız kaçmasın. C4'ümüzü geldik. Belki şah D2, şah C3, D5, şah D4, C5 tarzı manevralarla konumumuzu birazcık daha geliştirebiliriz. Çünkü rakibin geçer piyonlarını şu an süremiyor. E3 yapsa şah D1, şah D2 koyacağım. Kaligal çok mantıklı rakip. Çok iyi oynuyor bu arada. Benden iyi oynuyor galiba şu an. Önemli değil mi? Yani. Biraz garip bir oyun tarzı. Ben C5 süreyim. Dur bakalım. Anlarız birazdan sıkıntıyı ya. Ben bayağı sağlam oynadı. İranlı. Kaç maçı var? Ama bir git uçuyor. Tamam. Bundan sıkıntı çıkmaz da. O zaman gelişimde olan bir rakibimiz. Öyle söyleyeyim. At B5 geleyim bir tane. E3 görse şah D1 oynayacağım. Okey. Şimdi fikrimiz at D5 geldi. Ver diyor kaleyi. Bir tane kale F5 oynayıp şu ata da baskı yapalım. Bak bak. Devamında ne yapacak merak ediyoruz. Heyecanla bekliyoruz. E6 verirse bir kale E5 oynayabilirim belki bu pozisyonu. At B4 geldi. Ne istiyor bizden? Ben pek bir şey göremiyorum istek olarak. Kale G2, E2 şah çıkmak istiyor ama şah D2, at C2. Ha. Sağlam fikirler. Anladım hocam. C6, şah, şah. O zaman direkt şah 2 oynayayım ama at C2 yok ya. Tamam şu an da şah 2 çok mantıklı. A4 sürdü. Şimdi tamam o da diyor ki ben de sen buradan verirsen ben buradan sürerim. Peki D5 süreyim bir tane. Aslan koruyor burada A3'ü. A3 süremez kolay kolay. A3 yapar at A3'e kale 2 şah çeker. Şah 3'e kale G3'e kale F3 kapı kapatıyorum. At D5 boşta en son belki beraber gidiyordur ama yapacak bir şey yok yani. Kazanamıyorsan kaybetme. Basit mentalite. At C2 geldi. At 4 istemiyor. Şu an atım var B5'te. C6 yapayım bu yüzden. A3 yaptı. Şimdi burada aklıma garip fikir geldi. Kale F8 şah çeksem. Alınca C7 sürsem nasıl olur? Bir de çıkıyorum galiba kesin. Ama direkt C7 sürsem. Şah D7'ye kale F8 gelsem. İşte bu mükemmel olur. C7. Şah D7. Bir tane kale F8 oynuyorum hızlıca. Ver diyorum bize çıkmayı. At D4 şah çekerse şah D3 gidebilirim. E2'ye şah D4 kırabilirim. Kaligör'de şah C5. Aynen. Şimdi bak at D4 şah D3 kuvvetlenme gibi. E2'ye şah D4. Kaligör'de şah C5. Evet bu çok tatlı bir bitiriş olur. Şah D4 şah C5 gideceğim. Oo şah. Şah şah mat. Şah çekeceğim buradan. Ve en son E6'dan mat vardı. Kuvvetli yendik rakibi. Güzel oldu bu da. 2'de 2 yaptık. Ya bu maçta rakibim bence daha iyi oynadı. Yani çok daha iyi oynadı oyun gücü olarak. Ama biz yine bir şekilde rakibimizi kandırmanın bir yolunu bulduk. Umarım videodan da hala keyif alarak izlemeye devam ediyorsunuzdur. Ben herhalde bir iki maç daha yaparım gibi duruyor. Hedefim yine şampiyon olmak değil. Hedefim sizlere söylediğim gibi kuvvetli oyunculara karşı maç yaparken çoğu kişiye hitap etmiyordu bu durum. Ben elimden geldiği kadar hani, yani birazcık daha düşük evden biraz da yukarıya doğru ilerleme şeklinde bir şey yapmak istedim. Hadi bir tane de berserk atalım. Süremiz yarıdayken nasıl oynuyorum bunu görmenizi istiyorum. Şimdi E4 E5. Şimdi burada rakibe zaman verdiysem birazcık daha zorlamam gerekiyor ki üstünlüğü bir sağlayabileyim. At E5 geldi. Bir D6 yapacağım. Ata baskı yapacağım. Ata E4 kıracağım hızlıca. E4'e bir at C6 geleceğim. At C3'e at F6 geri çekiyorum bir tane. Bunu almayacağım. Şimdi D5 sürdüm bir tane. Şu an çok tempo verdim rakibe. Bu pek tatlı olmadı. Onun tamamen simetrik. Rakibin piyonu C2 ile C4'te. Bu büyük bir avantaj. Bir D3'e hemen geleceğim. Fil B4. Şu an 11 saniye harcadım 8 hamlesi için. Çok iyi değil ama 2 dakikalık maç olduğu için süre olarak yeterli bir süre olduğunu düşünüyorum. Kazanma açısından. Şimdi merkez piyonunu alıyorum. Direkt alsaydım adam F1'eyken diyecekti. Şimdi fili çıktıktan sonra aldığım için bir tempo kaybetti. Fil 4 çıkıyordu tempo ile. Atı bir açmaz alalım hızlı bir şekilde. Fili 2 dönüldü. Bir at D5 gelelim. Ver diyelim E3'ü. Ver diyelim C3'ü. At D5'e yerse vezir D5 kıralım bir tane. Kale C1 geldi. Hemen kale C8 gelelim. At D5 vezir D5 kıralım devamında. Şimdi D2 oynandı. Kale çarpı E2 çok krasım var burada. At E2. İç çarpı F3. G çarpı F3. Hiç çıkmıyormuş. Ne yapacağız burada?
F3 kırsam fil F3 kırınca at D4 vursam at D5 vurunca at F3 vursam G F3 vurunca fil D2 vursam vezir D2 C6. Fil F3 fil F3. Yok o da ondan. Bu variant çok sevdim ama olmadı yani son sarmadı. Son fil D5 kırınca bir şey bulamadım. Hadi tam girelim ya. Fil F3 fil F3 at D4 kıralım. At D5 at F3. Bir dakika şimdi. At da 4. Fil de 5 vurursa fil C3 kıracağım. Kırınca atı 2 şartı gibi atçı bir kıracağım en son. Aynen. At da 4, at da 5, fil de 2. Tamam bunu girdim artık. Hadi bakalım. Çok zaman harcadım umarım tutuyordur. Hesapladığımı düşünüyorum iyi şekilde ama. Yani umarım doğru hesaplamışımdır. Fil C3 kırdım bir tane. Fil F'ye de vurdum. Tamam bu baya saçmaladı. Şah B'ydi. Bunun devamında tek atı atçı bir var. Ben korktuğum hani bu pozisyonda gösteririm size maç sonu. Farklı bir şeydi. Buna girmesi benim için çok avantajlı zaten. Tek sıkıntı çok süre harcadım. Bir dakikaya karşı 4 dakika oynayacağız şimdi. Bu bizim için çok basit bir challenge olmayacak. Çekelim bir tane şah G8. Alırsa C3'ü bir artı 2 şah çekip C1'deki kareyi almayı tehdit etmek istiyorum. Ya direkt almak istiyorum daha doğrusu. Tehdit değil. Tehdit bu aslında şu an burada. Ne yapınca artık aldım yani. Bitti. Sonuç. Bir şah. Bunu da aldım. Burada da sızlamam gerekiyor. Ben yani vezir D'yi döneceğim devamında. Vezir hep G'yi kontrol etsin ve vezir F attığında oyuna girip vezirleri değişebileyim diye. Müstüremezken vezirleri değişirsem bu pozisyonda maçı yenmem o kadar kolaylaşır benim açımdan. Köşeye hemen vezir F'de geliyorum. Yerse yiyorum. Vezir G4 geldi bir C6 oynayayım. Hızlıca belki bir kale E6 ufaktan sonra da kale 8 geleceğim. Belki bir kale G6 devamında. Allah bereket versin. Gayet tatlı bir pozisyon bizim için. Oy oy oy. Ufak ufak taşlarımızı geçirelim. Vezir G5 geldi. Hemen geleyim kale E8. Sonrasında bir H6 yaparak vezire baskı yapalım. Korumuzu yavaş yavaş geliştirelim. Kale 8 geldi. Bunu yerim. Çünkü ince kaleye geri kapatıp kaleyle geri kapatabiliyorum. Evet. Burada biraz şey de önemli, konuşmak da önemli. B6. Ne kadar iyi bir oyun bilirsiniz bilin, konuşamadığınız sürece bir şey anlatamıyorsunuz maalesef. C5 süreyim bir tane. Bunun devamında adam hep fil ve vezir buraya baskı yapacak. Benim buna bir şekilde engellemem lazım. O yüzden B5 çok daha mantıklı burada. B4 sürüp ver diyorum fili. Tamam bu çaprazı da aldık. Sonrasında bir vezir F2 kırıp fili daldım. Ver diyorum fili. Şah çekince şah 8'i dönüyorum bir tane. Bu fili ortadan kaldırdığı anda kaleyi bir koyup mat etmeyi düşünüyorum. Bakalım ne yapacak bu pozisyonda. Vezir D3 geldi. Vezir E2 oynayayım bir tane. Vezir'e değişmek isteyeyim şöyle ufaktan. Şimdi değişirsek oyun sonu bize üstün. Adam eğer yemezse, vezir deri gelirse, vezir deri böyle değişiyor. Şöyle bir vezir E6'da oynayayım. Amacım şuradan şah çekmek devamında. Vezir D3'e dönüş çok az ama vezir değişmek çok avantajlı bizim açımızdan bu oyun sonunda. Şimdi değişelim bunları. 35 saniye baya fazla bir süre ama mouse kayar, internet kopar, içeriye babam girer falan. Bu tür riskleri almamak için birazcık daha hızlanmam gerekiyor burada. Kale 2 ver diyorum fili. F4'de bir tane kale B2 almayı tercih ediyorum. Buna bunu alıyorum. Şimdi kaleye C2'yi koyacağım ve sonrasında B3 B2 yaparak fil B2'ye kale B2 alacağım ve A piyonu yavaş yavaş vezir doğru ilerlemeyi düşünecek diye düşünüyorum. B3 geldim. B2 oynadım. Alınca aldım. A5 sürdüm. Tak yaptı. Ve bu şekilde bugün toplam 3 tane maç yaptım ve yine sizlere faydalı olduğunu düşünüyorum. Eğer videodan keyif aldıysanız kanalımıza abone olarak destek olabilirsiniz. Videoyu da alttaki yorumlarınızı, sorularınızı bekliyorum. Yani çok dikkat edin. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Satrançta kalın.